şükür Türkiye'nin başına ne geldi? Daha doğrusu yani öldürüldü %99.99. Gerçekleri iki kişi biliyor. Anne baba. Biri doğru söylüyor. Ya Mustafa doğru söylüyor ya Fatma doğru söylüyor. Şu bir gerçek, ikisi 10 yıldır birlikte susuyorlar. Baba kahrından susuyor. Anne de o zamanki Fatma değildim, o kadar güçlü bir kadın değildim, sessiz sakin bir kadındım diyor. Ama benim duyduklarım, senin sessiz sakin bir kadın olmadığın, senin de kızının başına bir şey gelse, yani böyle kahretmek değil de ortalığı ayağa kaldıracak bir insan olduğunla ilgili konuşuyorlar. Şimdi şunu ben çok merak ediyorum. Fatma, yani kızınız Şükür hep evde miydi? Evdeydi. Neden hep evdeydi? Gidecek bir yeri yoktu yani. Sadece gidecek bir yeri olmadığı için mi? Ama aynı zamanda farklı bir çocuk olduğu için mi? Yok dedim ama yani oğlanlardan başka yapacak bir şey yoktu çünkü. Çocuk oynamaya gitmezdi. Sadece kardeşlerine bakardı. Ben de evde olmadığım için. Yani arkadaşı da yoktu. Çocuğun yani şey edecek şey Siz yoktu. Çocuğa bir engelli raporu aldınız mı? Engelli raporu almaya çalıştınız mı? Mustafa almaya çalıştınız mı? Çalıştım. Evet. Yok öyle bir şey yok. Ben bunu geçen de söyledim burada. Öyle bir şey yok. Yani doktora hiç götürmedik. Engelli raporu bile alınmadı çocuğa. Orada burada doğru Isparta'da. Bir öyle bir öyle. Yok dedim ama sadece oranlardan aldığımız çıktı. Bir dakika Mustafa var. Söylesin anlayayım ben ne dediğin. Evet Mustafa. Isparta'dan aldığımız, Şarkaraş'tan hastanesinden aldığımız, okuldan rehberlik raporunu aldığımız. Ne dediler raporda Şükür için? Ya zeka geriliği olduğunu söylediler. Ha, zeka geriliği olduğunu söylediler. Hani mesela ortanca şey. Engelli yani... Zihinsel engelli diyelim. Yani zeka geriliği diyelim. Yani ona biz yani etik olarak yani öyle işte diyoruz. Biz, evet. Biz böyle biliyoruz yani. Peki. Sonradan raporu almaya çalıştık ama böyle alamadık. Böyle bir rapor var yani. Alamadınız. Söylediler ama alamadınız. Alamadık yani. O zaman annesi neredeydi? Yanındaydı. Nerede olacak? Öyle bir şey var yok mı? Yok öyle bir şey yok. Yani doktora bilen götürmedik. Gerçekler var yani. Raporlar şu anda evimde yine var. Hiç raporlarım. Öyle bir şey yok. Bir şeyler gidip baksın var. Evinde varsa bakalım. Bak raporlarım evimde var. Tamam yerini söyle bakalım. Tanıya ya bakalım kendisi ya kendisi biliyor. Geçendeki fotoğrafları çıkardığı yer neresi? Dedim abi kızımla ilgili yok. Sadece oğlumla ilgili var. O da okula gidince var. Şükürle ilgili. Ilgili. Yani doktora ya götürmek neden? Yok. Çocuk yani şöyle söyleyelim o zaman. Birazdan çok önemli bir sanık. Senin de vardı loparı. Şükür'ün de vardı loparı. Bak sonra loparları biz iptal ettirdik. Valla şöyle söyleyeyim. Tahsin askere gitmiş ama Şükür ortalıklarda yok. O zaman eğer kızınız gerçekten zihinsel engelliyse en azından ya da kavramasını ya da yani ona onun bedenine... Yok öyle bir şey yoktu. Bak, sadece yani sadece konuşmasında bir sıkıntı vardı yani. Öyle bir vücutunda şeyinde yoktu yani. Hayır çok saf bir çocukmuş. Böyle şey. Yani çocuk gibiymiş yani. Zaten çocuk da... Ama 6-7 yaşındaki, 7-8 yaşındaki çocuklar gibiymiş yok, yani. Yok öyle bir şey değil. Bak Didem Hanım. Öyle miydi? Hastaneleri araştırabilirsiniz. Merak etme her şeyi araştırıyoruz. Sıkıntı yok. Didem Hanım 15 yaşından kayboldu ya. Kaç sefer doktora götürmüşüz araştırın. Hiç götürmediniz mi? Hayır. Ya benim götürüp götürmedim önemli değil. Var mı yok mu? Ama götürdüysen kayıtlara girmesi lazım. Niye kayıtlara Ben hemen gittik. Niye kayıtlara girmedi? Yok Didem Hanım. Ben ya evimde raporları var evimde. Öyle bir şey de yok. Var diyor raporlar. Yok öyle bir şey. Bakabilirsiniz ya. Şükür hiç doktora götürmediniz. Peki Mustafa niye bunları yalan söylesin? Bilmiyorum Didem Hanım. Ne yapmaya çalışıyor? Çocukların üstünden bakım maaşı almış mı almamış mı? Çocuklar ben Şükür'ü konuşuyorum. Tamam bak, fark etmez onun üstünden maaş almış mı almamış mı? Ha, öyle mi maaş mı aldınız? Almış mı almamış mı? Yok, bakabilirsiniz ya ben desem de yani yalan söylesem de olsun devletten aldınız çıkar. Mı bir engelli yok, maaşı hayır. Falan aldınız mı hayır, çocuğa? Hayır ben söylüyorum. Postanede 15 yaşına kadar devlette para bir şey varsa. Mı yatmamış mı? Ay bak daha iddialı şey söylüyor. Postanede üzerine para yatmış mı yok, yatmamış dedim mı? Yok dedim hanım çocuklarım üstüne para yatmış. Bu kadar yatma. Az. Hayır dedim hanım. Yani evet hayır evet hayır oynuyoruz. Sadece okul yattı okul ben? Yardımı yattı. Hodri meydan diyorum. Ah hodri meydan diyor. Hodri meydan ben de bakın maaşı Isparta'da. Gözüne bak annesi karınsın çocuğunun annesi. Isparta'da. Kirada oturduğumuz Isparta'ya gittiğimizde Isparta postanesinden çocuk makam maaşı almış mı almamış mı? Sorsana. Ben ona sormuyorum. Size soruyorum siz ona soruyun. Tamam bakarız. Yok dedim, bu başvurdu ben hastaneden çıkardı dedim ya. Evet. Yani onun için başvurdu ama devlet kabul etmedi. Yani ya çocuğu hastaneye götürmedi. Maaşı, oğlanlar sadece aldı. Oğlanlarla dedim ama. Oğlanlar kızdı ya Şükür. Bak konu benim Şükür yani. Ya o oranları konuşuyor. Başka kız da öyle bir şey yok. Kızın kızın üstünden de maaş aldın. Tahsin'in üstünden de maaş aldın. İşte her şekilde ispatlarım onu sana. Sen ispatlarına yok. Merak etme. Ispatlar. Konuş. Almadın mı? Almadım. 500 bin lira bakım maaşı almadın mı? Almadım. He? Almadın mı? Almadım. Şükür için. Aldım valla.
Vallahi. Didim Hanım, benim aldım almam öyle değil. Devlete çıkmaz mı bu? Çıkar çıkar da Mustafa, ama devlete çıkacak bir şey niye yalan söylesin? Orada kafam karışıyor. Ula canım, niye öyle bir şey yapalım yani? Ben yani yok diye öyle bir şey, devlete bakabilirsiniz. Ben şunu anlamıyorum. Yardım da aldı, elektrik yardımı da, her şey yandı. Şükürle niye ilgili. Niye yalan konuşuyorum? Hayır, onlar soğanlar aldı, ben şükür yoğurdu. Benim vallahi Hoydur Meydan. Her şeyi çıkarttılar. Hoydur Meydan'da sana res çekiyor yani. Postaneden tercih kümek mesela çıkın bakalım bakınmaya almış mı almamış mı? Şimdi ben şunu merak ediyorum. Çünkü çalışıyordun neden? Çalışıyordun ya. Devletten niye merak ediyorum? Yalan konuşma. Yalan konuşma. Çok dört dört aldın çalışıyordun ya, nasıl alıyorum bakınmayı ben? Bakınmayı almadın mı? Tamam da niye alıyorum ben? Almadın mı? Niye alıyorum ben? Çalışmadığın üstünden alıyorum değil ya mi? Ya ben çalışıyor çalışmıyor. Alma tamam. Niye alıyorum madem? Çalışıyordu ya, dört dörtlük çalışıyordu ya, para biriktiriyordu ya. Çalışmıyorum. Ben tamam, ben kötü babayım. Çocuk konuşuyor, çocuğuma ilgilenme. Seninle ilgilenmedim. Tamam alıyordum ben. Ama niye yalan olmuşsun, almadın diye. Almadın diye, niye yalan olmuşsun? Sadece oğlanlarım yüzünden alıyordum. Peki şunu merak ediyorum. Eğer şimdi sonuçta bu, bak çok iddialı ve Hodri Meydan diyecek kadar sana res çekiyor. Yok canım, sadece sahtekarlık, başka bir şey değil. Yani bakabilirsiniz yani, eğer kızımın adı geçiyorsa sadece bir 50 milyon okuldan 50 veriyorlar. 50 lira. 50 lira veriyorlardı. Onda okul şeyiydi. Yani okuldan veriyorlar. Bir engelli raporu yok, hastaneye gitmediniz, bir şey alınmadı. Yok. Hiçbir şey alınmadı. Yok yani kızımla ilgisi yok ama oğlanlarımdan alıyordum. Bunu neden soruyorum biliyor musun? Yani çocuk sürekli evin içinde, bir babaanneye gidip gelir miydi peki? Yani o kadar çok saf bir çocuk ya, ki böyle. Ama gider gelir de 5 dakika durmaz aldı. Kendini de ifade edemiyor. Şöyle söyleyeyim Fatmacığım, biri senin kızının bedenine zarar verse, onu istismar etse, bunu ifade edebilecek bir çocuk muydu Şükür? Devamlı korkutulas edemez. Bak korkutmak başka bir şey. Yok Didem Hanım. Ederdi. İfade eder miydi? Ederdi. Eder miydi? Ederdi ama eğer çok kötü korkutularsa etmez Didem Hanım. Çok kötü korkutularsa yapamaz. Yani o seviyeye varmaz. Yani o şey yoktur çocukta. Peki, ben söylüyorum. Babaannesinin evine gider gelir miydi? Gider gelirdi. Yani zaten nasıl? Gittin yani bir saat geçti hemen dönerdi geliyor. Hayır, çünkü sizin evden, kendi evinden babaanneye gider gelir miydi? Giderlerdi yani, oğlanlarla hepsi giderlerdi. Bir saat içinde de geri dönerlerdi, durmazlardı. Yani durutmazdı babaannesi. Şimdi sen ilk bu yayına geldiğinde Mustafa'yı net bir şekilde söylemekten ziyade daha sonrasında okları Mustafa'ya yönelttin. Ama öncesinde hep madende çalışan birilerinin kızına zarar vermiş aynen, olabileceğini ben söyledim. Yani kanal açıkçası da bu yalanları konuşsa da ben aynıydım. Ben yine söylüyorum. Ne yalan konuştum ben burada? Sadece bilmediğini, her şeyi bildiği halde bilmediğini, çocuğumun şey olmadığını, hamile olmadığını söylüyor. O ilk başta geldiği andaki sözleri bir ekranlara da getirelim lütfen. Bir ekranlara getirelim. Madenciler. Niye onun cinsel istismara uğradığını düşünüyorsun da? Belki sevdiği biri vardır, ona birlikte olmuştur diye düşünmüyorsun. Demem olamaz çünkü öyle bir kız değildi. Evden dışarı çıkmazdı. Sadece çocuklarımla ilgilenirdi. Peki o madende çalışan işçiler hiç sizin evin oralarda gördü mü, dolandılar mı? Dolanmamıştı çünkü oradan yol var. Oradan babaannesine gitmiş gelmiş olabilir. Oradan yol var. Oradan babaannesine gitmiş gelmiş olabilir. Yani o yana gidip geldik sıra şey etmiş olabilirler. Yani senin kızın bir cinsel istismara uğramış olabilir mi? Dediği gibi o sırada madende çalışan birileri tarafından. Olur mu Mustafa sence? Efendim zaten maden ocağında hiç çalışan malışan yoktu. Yalan konuşuyor bu, iftira atıyor, bak elin adam var ona. Sen geldiğin andan itibaren uzun bir dönem madende çalışan aynen, birileri tarafından kızına bedenine zarar verilmiş olabileceğini söyledin. Yani yabancı köyden olmadığına emindim yani. Sonra Mustafa demeye başladın. Dedim çünkü her şeyi biliyor kendisi. Ama çalışmadığı, yani çocuğumun kendisi evden çıkaran o. Telefonun olduğunu söyleyen kendisi. Evden hastaneye diye çıkaran kendisi. Götürmeyen de en son gören de kendisi. Ben ne diyeyim daha? Ama bu yayına geldiğinde de sen bunları söylediğinde de bunları yapan hepsi kendisi. Kendisi ama o zaman her şeyi biliyordu. Ama yalan konuşmuyordu. Aynı ben gibi neyse ya, aynısını söylüyordu. Ama buraya geldikten sonra her şeyi yalanlıyor. Ha yani şeydeyken, Isparta'dayken ben çocuğu götürdüm, kontrol ettirdim, hamile olduğunu biliyorum. Bu meseleleri biliyordu, konuşuyordu. Aynen, ama buraya Isparta'dan farklı bir ağızla konuşmaya başlayınca sen Mustafa'nın zarar vermiş başladım yani, şüphem oluyor. Ağız mı değiştirdin sen hep Mustafa, yoksa köyde? Ben buraya sevgili yapasıya kadar yine beni kötülemiyordu. Sevgili yaptıktan sonra kötülemeye başladı beni. Ben bilmiyor musun sanki bu konuları? Öyle mi? Var mıydı? Yani sanki aranızda gizli bir sözleşme var gibi, gizli bir anlaşma var gibi. Yok dedim ben. Ha? Yok. Niye ilk zamanla eşinden şüphelenmiyorum, yapabilir mi diye soruyordunuz, yapamaz diyordu. Evet. Sevgilisi olunca kıskandı mı Mustafa'yı? O yüzden mi öfkeli misin ona? Sevgilisine.
Yok Didem Hanım. Hayır, o sevgili yaptığı için öfkeli yok, diyor. Yok Didem, onunla bile hiç ilgisi yok. Ben yani düşünmüyorum bile kendisini. Görünen köy olanı istemez. Hiç şey düşünmüyorum. Her şeylerin açık. Yok Didem Hanım. Bütün yayınları dinledim. Ben bütün şeyleri dönüp dönüp geri yani seyrediyorum. Benim çocuğumu kaybettikten sonra, benim çocuğumu konuşmadıktan sonra ben niçin onu? Bu geldi geleli çocuğumu hiç konuşmadı. Ya Fatmacığım, Allah aşkına aklımızda dalga geçmeyin ya. Sen şey yaptıktan sonra 2 yıl sonra çocuğu getireceğim demiş, getirmemiş. Kimliği sana getirmiş. Sen o zamandan beri zaten Mustafa'dan şüpheleniyorsun. Ama buraya gelince zaten kendi rızanla konuşmuyorsun. Buraya gelince yine Mustafa demiyorsun. Bak, ben yine demiyorsun. Şüphelenmedim. Çocuğuma bir zarar vereceğinden şüphelenmedim. Ben şimdi nasıl şüpheleniyorsun? Ben söylüyorum. Şimdi nasıl şüpheleniyorsun? Nasıl oldu emin oldun onun babası tarafından öldürüldüğüne çocuğu? Yalan konuştuğu için Didem Hanım. Yalanlarını bildiğim için. Yani benim Hangi konuda yalan söylüyorum Didem Hanım ben? Benim bildiğimi bildiği halde hala gelip burada yalanlar söylediği için. Hangi konuda yalan söylüyorsun? Yani beraber hep, yani ikimizden başka bilen yok ya. Evet. Son götüren de kendisi. Yani ben ne biliyorsam kendisi de annesini bildiği için. Seni yalanladığı için. Yalanladığı için. Hastaneye götürdü, eve geldi, işte öncesi bir ay öncesinde hamile olduğunu biliyordu. Bunları biz bugüne kadar hep konuştuk. Evet. Ama ne zaman işte bunları beni yalanlamaya başlayınca bunun bir şey yaptığını anladım diyorsun. Aynen. Yani doğru söylüyorum Didem. Ben yani başka öyle bir şey... Mustafa? Ben söylüyorum Didem Hanım. Ben baştan beri de söyledim size. Bak ben buraya geldiğim yere soruyorum. Yalanları... Bak Didem, ben bunun cevabını alamıyorum. Benden alamıyorum. Sizden de alamıyorum, bundan da alamıyorum. Cevabını alamıyorum. Hangi soru o?